Dün akşam şöyle kanallarda dolaşıyordum. Bir programa denk geldim. Aydınlandım ben ya. Bana da söyle, ben de aydınlanayım. A Haber'de böyle bir programdı. A Haber değil mi? Evet. Bayağı işte geniş bir stüdyo. Abinin bir tanesi uzman, tanımıyorum. Uzman. Uzman. Öbürü de Allah Allah falan diye yapan bir sunucu. Bir takım araştırmaları ortaya koyuyor. Takıldım tabii abi. Şimdi yani ekonomi konuşunca takıldım. Hani hata bende. Ulan niye takılıyorsun abi? Dön öbür tarafta dizi seyret yani. Boş boşuna. Niye kendi kendini zehirliyorsun? Onuncuymuşuz biz. Satın alma gücü açısından. Kaç? Satın alma gücü açısından. Onuncu. Nerede? Dünyada. Bir grafik yapmışlar. Yalnız grafiğin kaynağı yok. Neyi baz almışlar? Birim baz almışlar. Mesela Amerika'daki 100 dolarla ne alırsın? Almanya'daki 100 dolarla ne alırsın? Türkiye'deki 100 lirayla ne alırsın? 10. yüz oğlum. İtalya falan altımızda. İngiltere ile kapışıyoruz. Ya abi bilmiyorum ama hani akşam akşam ne çektiler bilmiyorum. Ama ciddi inanıyorlardı yani. İkinci bir grafiğe geçti. Ya bu arada yani en büyük para birimine 1 kilo kıyma alınamayan ülkeden bahsediyoruz. Adam 100 dolara bayağı düzer yani. Sepeti doldurur. Biz 100 lirayla gidip 1 kilo kıyma alamıyoruz. Ama ciddi ciddi böyle. Abi dünyadaki gelişmeler, Türkiye çok iyi işler yapıyor. Farkında değiliz biz. Evet, farkında değiliz. Yani çünkü çarşıya çıktığımda o 100 lirayla 1 kilo kıyma alamıyorum. Fark ettir bana diyorum. Hemen ikinci grafiğe geçtiler. Geçtiler yani. Ben de izliyorum böyle sirk gibi. Bir de hareketli. Anında o anda 1 milyon dolar borçlanıyor falan. Ülkelerin borçluluk durumları falan. Tabii Amerika falan berbat durum. Yani gerçekten de hani baktığında geliriyle giderine baksan anormal. İyi de abi ufak bir para var. Adam dolar basıyor. Bizim altımızda mı Ahmet? Hayır, o açıdan değil. Daha bizi o sıralamaya sokamamışlar. Yani borcu gelirinden fazla. Maastricht kriterlerine hiçbiri uymuyor. Tabii sonra tahmin edemedim. Bir süre sonra kapattım ama bize gelecekte ne olduğunu belli. Yani %32 Maastricht kriterlerine baktığında Amerika'nın işte %76'larda, Almanya'nın %72'lerde falan filan borçluluk oranı gayri safi milli hasılaya. Onun %60 olması lazım ya maksimum. Bizde biliyorum ki daha önce Cevdet Yılmaz açıklamıştı %32. Ufak bir problem var yalnız. Orada vatandaş borçlu değil. Yani sadece kamunun borcundan bahsediyoruz. Bizim burada neredeyse Türkiye'nin toplam büyüklüğü kadar vatandaş ve reel sektörün borcu var. Nereden anlıyoruz? Yılda bir yıl döndürmek için 250 milyar dolara ihtiyacımız olmasından anlıyoruz. Abi bayağı yani gerçekten sihirli bir ekrana dönüşmüş. Hani şöyle diyor. Ülkelerin diyor inişleri vardır, çıkışları vardır. Ulan çıkışa giderken beni de alsaydın. Biz sürekli inişteyiz. Haber de vermiyorlar çıkarken. İşte böyle durumlarda şey yapmamız lazım. Birlik beraberlik içerisinde. Tamam abi, o tamam. Eyvallah. Biz de söylüyoruz zaten. Birlik beraberlik içerisinde olalım. Tamam. Yani hep beraber tasarruf yapalım. Ya yani 13 tane uçağımız olmasın, bir tane uçağımız olsun. Baya oğlum aslında dünyayla iktisadi bir mücadele veriyoruz. O yüzden kenetlenmemiz lazımı yedirmeye çalışıyorlar. Ve dünyayla o kadar büyük bir mücadele veriyoruz ki dünyada ki bütün ekonominin büyüklüğünün %1'i değiliz. Lan nasıl bir mücadele bak. Mücadelenin büyüklüğüne bak. Dünyanın toplam ekonomisinin içerisinde %1 ağırlığın yok ama bütün dünyayla mücadele veriyorsun. Başka bir kafa. Yani ona bir şey diyemeyeceğim. Yani ben onlardan doğma büyüme Bakırköy'lü olduğum için biz lisede psikoloji ödevlerimizi yapmak için akıl hastanesine giderdik. Orada vaka incelerdik. Ben onlardan çok gördüğüm için garipsemedim. Bunun televizyonda olmasını garipsedim sadece. Yani tek garipsediğim oydu. Televizyonda olmasını garipsedim. Akıl hastanesinde Napolyon'da gördüm. Herkesi gördüm ben. Anlatabiliyor muyum? Ama bunu televizyona çıkıp beyanat verdiğini görmemiştim. Ben çok gördüm. Ondan dolayı televizyon izlemeyi bıraktım ben. Yani. Televizyonlarda haddini aşanlar var. Hiç bu kadar delirmişini görmemiştim ben. Yaklaşık Selçuk'un bir 20 dakika falan tahammül ettim buna. Sonra abi çünkü ekonomi olunca yani daha ne kadar çıldırabileceklerini görmem lazımdı. Neyse velhasıl konuyu orada kapatayım. Yani bizim bir de böyle bir Türkiye var. Bunu görmek lazım. Sonra işte 20 dakika dolunca Netflix'e geçip sitcom seyretmeye karar verdim. Onlar da 20 dakika olduğu için. Kapattım abi. Aylardır sistematik bir biçimde bütün dünyada tarım ürünlerinin fiyatı düşerken
bizde nasıl arttığını sorgulamıyor. Bundan daha garip olanı var. Bu kadar ithalat yaptığın halde dışarıdaki fiyat düşerken içerideki niye artıyor onu da kimse sormuyor. Hadi üretmeyelim abi. Üret. Tamam üretmiyoruz. İthalat yapıyorsak fiyatların düşmesi lazım lan. Dışarıda fiyat düşüyor. Bizde niye düşmüyor? Bak bu da yok. Yani düşünsene sen artık burada üretmiyorsun. Çarşıdan gidiyorsun 4 liraya bir şey alıyorsun tamam mı? O sonra yarın 3,5 lira oluyor. Ama sen de o 4 liralık şey 10 lirayken 15 lira oluyor. Şimdi garip bir durum değil mi? O 4'ten 3,5'a düştüyse sendekinin 10'un da 9,5 olması lazım. Hani yüksek maliyet bile olsa. Bizde hiç düşmüyor. Yani bakkalda fiyatlar düşüyor. Bizde düşmüyor. Çok garip bir durum değil mi? Hani geçtim üretememiş olmanı. Abi sen artık A Haber falan izlediğin için sana bir yorum yapmıyorum. Ya tabii bunlar hep dış güçlerin oyunları. Şimdi yeni jargonum bu. Şimdi bunu seyrettiğin zaman ufkun genişliyor ve büyük resmi görüyorsun. En büyüğünü ama değil mi? Tabii tabii. Yani mesela dün Zaytung'un muhteşem haberi vardı. Mete Gazoz evet. Dünya şampiyonu oldu ya. Şimdi bu akşam diyor CNN Türk'te diyor. Yine Ersan Şen falan filan. Okçuluğun nasıl bu noktaya geldiğini, Mete Gazoz'un nasıl bir sistematik içerisinde çalıştığını yorumlayacaklar diyor. Şimdi o hale geldi hikaye. Anladın mı? Herkes her şeyi biliyor. Aslında Türkiye'nin şu anda fotoğrafını anlatan çok güzel bir hikayedir Mete Gazoz. Daha önce konuşmuştuk galiba. Bir şekilde bir şeyde jürideydim ben. O da ödül alanlardan da tesadüf aynı masada ailesiyle birlikte oturup sohbet etme şansımız oldu. Müthiş bir aile. Baba işte Okçuluk Federasyonu'nda zaten antrenör falan, anne bilmem ne öyle falan. Acayip ve bir de böyle pırıl pırıl. Kardeşi de bu arada dünya ikincisidir. Kız kardeşi de. Müthiş. Fakat Türkiye'nin samimiyetsizliğini o gece Mete Gazoz kürsüye çıktığında bir cümle söyledi. Evet bugün alkışlayalım. Yarın unutmayacaksa. Her şeye bunu uydurabilirsin. Mete çıktı dedi ki çok teşekkür ederim dedi. Çok kibar, naif bir çocuk zaten. Konuşmasıyla ilgili bir problem var. Takılarak konuşuyor. Ben dedi daha önce yine bu alanda mücadele ederken ya bunu dedi ben başka bir konsantrasyonla başarıya çevirdim. Şimdi o tarafına girmiyorum. Daha önce engelli sporcu diyorlardı bana dedi. Dünya şampiyonu oldum. Artık özellikli adam diyorlar dedi. O kadar bak şak diye iki cümlede Türkiye'nin fotoğrafını ortaya çıktı. Çekti adam. Bu her konuda böyle. Bugün alkışlayanlar ekonomik başarı diye yarın küfredecek olan evet. Samimiyetsiziz. Deutsche Bank tahminini değiştirmiş abi. 27 liraymış. Yıl sonu tahmini 32 liraya çıkartmış. 32'de kalmaz gibi geliyor bana da. 32'de kalmasını da temenni ederim bu arada yani. Çünkü bu aynı zamanda bir para bulduğumuz anlamına geliyor. Yani eğer 32'de kaldıysa para bulduk. Şu anda para bulamıyoruz oğlum. JP Morgan'la gidiyorlar falan. JP Morgan'la daha doğrusu JP Morgan'ın düzenlediği toplantıda uluslararası yatırımcılarla bir araya gelmek büyük haber olarak yansıtıldı. Önemli bir toplantı ama ilk kez yapılan bir şey değil. Berat Albayrak da gitmişti. Sonuç alman önemli. Senin güven veriyor olman önemli. İkna edici oluyor olman önemli. Yoksa herkes herkesle toplantı yapıyor. Şimdi oraya gidip jelibon madeni buldum diye anlatamazsın miting meydanlarında olduğu gibi. Onu miting meydanındaki adam yer. Ama o seni karşısına aldığında zaten Türkiye'nin fotoğrafını senden iyi biliyor. TÜİK verilerden takip etmiyor. Diğerine diyorsun ki enflasyon %38 yaşa. Enflasyon %26 yaşa. Enflasyon %125 yaşa. Falan. Şimdi bunlar başka bir format. O miting meydanında yer. Sana oy da verebilir. Ama yatırımcı karşısına geldiğinde diyor ki biz sizin durumunuzu biliyoruz. Ne yapmayı? Ben niye buraya yatırım yapayım? Efendim biz şöyle iyi ülkeyiz, böyle potansiyel. Onu geç diyor. Ben onu biliyorum. Ya yani potansiyelini de biliyorum, riskini de biliyorum. Ben senin röntgenini biliyorum. Hastalığını da biliyorum diyor. Sen bu hastalıkla nasıl mücadele edeceksin? Bana onu anlat. Cumhurbaşkanı'nın izin verdiği ölçüde bir hastalıkla mücadele edilecek tabii. Faktör bu olduğu sürece zaten parayı unut. O yüzden o toplantılara ne küçümsemek ne gereğinden fazla önem atfetmek yanlış. Çünkü bakınız Berat Albayrak da gitti ve para bulamadı. Anlatabiliyor muyum? Bulduğunu da 128 başta olmak üzere yedik hep beraber. Bu bir gerçek. Bize düşmedi ama yedik. Neticede o doları basmak için hep beraber yemiş oluyoruz. Halen senin çiftçin yaşayamıyorsa, ithal ettiğin ürünün fiyatı düşerken içeride artıyorsa, senin satın alma gücün erirken dangalakça çıkıp ekranlarda ne kadar güçlü bir satın alma kabiliyetine sahip olduğumuz anlatılıyorsa, senin hiçbir verin gerçeği yansıtmazken ve yarın görevde kalıp kalmayacağın belli değilken, yatırımcıların karşısına çıkıp dert anlatmaya çalışıyorsan ve ikna olmuyorlarsa ve ülkede büyük bir israf yaşanırken açlık sınırını
sınırının altında yaşayan emekli ve asgari ücretliden fedakarlık bekliyorsan, hocam senin Allah cezanı versin. Sen artık bu saatten sonra orta vadeli programda mı açıklarsın, kısa vadeli program mı açıklarsın, inandırıcı olma ihtimalini gitgide yitiriyorsun. Benim nezdimde değil, para bul diye getirenin nezdinde. Çünkü para bulamıyorsun. Bence paradan daha önemlisi planlı bir ekonomiye geçiş. Benim kriterim bu. Çünkü ne yapacağını biliyorsan ve yol haritan varsa ona göre finansman modellerini geliştirirsin. Ama bunun için getirilmediniz ki. Para bul diye getirdin ve para bulamıyor. Peki o zaman soru şu. Ne kadar daha oradasın bilmiyoruz. En büyük sıkıntı bu değil mi zaten abi? Tabii. Mehmet Şimşek geldi. Geldikten sonra nispeten doğru politikalar izlendi. İşte CDS'in 500'ün üzerindeydi. Hani düştü mü düştü ama 399 abi hala 400'desin. Yani dünyada herkesten %4 daha pahalı mı borçlanıyorsun demektir bu? Tabii daha fazla faiz ödüyorsun. %4 daha faiz ödüyorsun. Sen üstüne %4 ekstra para ödersin. Aynen öyle. Ama o borcu da bulamıyorsun. Uzun vadeli borçların azalıyor, kısa vadeli borçların artıyor, tefeci borçların artıyor. Sen tutup da bu normalleşmeyi daha normalleşmeye çevirirsen yarın öbürünü, hani para bulamadın güle güle kardeşim derlerse adama, o zaman daha da beter bir noktaya doğru gider. Para bulma telaşına kapılıp elde olanları yok pahasına satmaya başlarsak bu bence para bulamamaktan da kötü. Abi canım bayağı önemli şirketler konuşuluyor. Kamu bankaları falan var yani. Ya isim zikretme. Şu açıdan zikretme. Yalanlıyorlar. Ama bir şeylerin satılmaya gidildiğini nereden anlıyoruz? Biz neyi satacağımızı biliriz. Lafından anlıyoruz. Neyi satacaklarını bilmiyoruz. O yüzden hani bir şirket söylüyorsun yalanlıyorlar. Yalanlamaya mahal bırakmayalım. Bir şeyler satmaya çalıştığımız ortada. Bunu anlıyoruz. Ya da teminat olarak göstermeye çalıştığımız. Bu arada bak bugüne kadar söylediğim şeyin arkasına duruyorum. Şu noktaya kadar para politikalarında en az doğru bir yol izlendi. Ama sen tutup bir yandan bunları yapıp bir yandan da yarın öbür gün bu adam da para bulamadı ya da az para getirdi ya da bu faiz politikası bizi aşar falan filan deyip yerel seçimlere giderken Mehmet Şimşek'le Gaye Erkan'ı da görevden alırsan iş iyice birbirine gider. 5 Nisan 1994'e geri dönüyoruz. Umarım olmaz. Almasan da, görevden almasan da yine o zaman ben de en baştan beri söylediğim şeyi söyleyeyim. Kendi elinle yaptığın yanlışı doğruya çeviriyor olman senin doğru bir ekonomi politikan olduğu anlamına gelmiyor. Sadece yaptığın yanlışı düzeltiyorsun. Ortada hala bir ekonomi politikası yok. Aysel Hanım der ki dünyada petrol fiyatları düşerken bizde neden yükseliyor? Suudi Arabistan'ın ve Rusya'nın son hamlesi bir süre daha yüksek kalacağını ya da yükseleceğini gösteriyor. Ama soru şu manada doğru. Petrol fiyatları 130 dolara gitti, 140 dolara gitti, oradan 60-70 dolarlara düştü. Hadi geldiği yerde 85 dolar. Bizim vergimiz düşmüyor. Evet abi, biz de aynı dönem içerisinde benzin fiyatları 5 liradan 35 liraya gelmiş. Yani 7 kere 5 35. 7 kat artmış. Fiyatlardaki sorunumuz ürünün maliyeti değil. 2 tane faktör var. Bir vergiler, 2 senin Türk liranın dolar karşısında yitirdiği değer. Yani bir şey yine 10 dolar olur ama sen daha önce 10 dolar karşılığı yükümlülük olarak 10'la çarpıyorsundur onu. Bugün 30'la 20 ile çarpıyorsundur. Anlatabiliyor muyum? Sendeki maliyeti bu değişir bir. İkincisi içindeki vergiyi değiştirmediğin sürece onun artan dolar bazındaki Türk lirasına çevirdiğin maliyetin üstüne gelen vergi de artmış olur otomatikman. Bizde vergi değişiyor abi zaten. Hayır, vergiyi arttırmasalar bile 10 liralık bir üründen aldığım vergi 15 liradan aldığında çok daha fark eder. Anlatabiliyor muyum? Yani vergi oranını değiştirmene gerek yok. 10 liranın %10'u 1 liradır. 15 liranın %10'u 1,5 liradır. Bu kadar basit. Yoaska diyor ki 2 sterlinden 1,4 sterline düştü İngiltere'de. Mesela %30 düşmüş abi adamlar. Doğru, 130 dolara çıktı. Oradan geri geldi. Daha az düşmüş ama düşmüş. Bizde abi 7'ye katlamış. Yani bunun açıklaması öpenzi. Başka açıklaması yok bunun yani. Zafer Algöz'ün Haşırtlı Blogbird'ü anlatıyor ya. Rahmetli Öztürk Serengil işte bir balıkçı, dinlemişsinizdir değil mi? Bir balıkçı da lüks bir yerde destek Fransız şeyine gidiyorlar. Orada çok kazık bir hesap geliyor ve herkesi tek tek sıraya diziyor. Herkesi öpüyor, teşekkür ediyor. Öpenzi. Diyor ki abi diyor yine gelirsiniz. Niye öyle? Yok diyor öyle bir yaptınız ki bir daha gelir. Şansımız yok diyor. Bizim durumumuz da o. Sürekli öpenzi. Şu haberde bir konuşalım mı ya? Gençlerin %73'ü yapay zeka mühendisliğini tercih ediyorlarmış abi.
Ya bilişim teknolojileriyle ilgili çok eğilimleri var. Hani buradaki eğitimin kalitesi falanlar hepsine, ama mühim olan buraya eğilim göstermeleri ve geleceği büyüklerden daha iyi anlamış olmaları çok umut verici. Sıkıntı şu, evet eğitim önemli. Bu çocuklarımızı eğitelim. 1 milyon yazılımcı hikayesinde de aynı şeyi söyledim. Fakat bu çocukların çalışabileceği şirketler yaratmak, oradaki ağırlıklı olan KOBİ olan teknoloji şirketlerini desteklemediğimiz sürece sadece yurt dışına personel yetiştiririz. Evet, sevgili dostlarımız dünyanın her yerinden bizi izliyor mu acaba? Nereden izliyorsunuz bizi yazın. Bu arada Çetin Ünsal'ın da programı kapatsın bakalım ne söyleyecek. Abi çıkar telefonu demiş Enes Yalçın. Bununla ilgili bir şey söyleyeyim. 21. yüzyıl, o güzel espri yapmış da hazır pası atmışken. 21. yüzyıl 2023 Türkiye'sinde hala telefonun bir iletişim aracı olduğunu düşünen geniş bir kitle var. Ve bunlarla yapay zekayı birlikte konuşabilme şansımız yok. Çünkü yapay olmasa da bir zeka olması gerekiyor ortada. Füze atsaydın, füze atsaydın.